Tekrardan merhaba arkadaşlar, bendeniz Norland ile birlikte tekrar karşınızdayım. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraları bir taverne, tapınağın önüne bir taverne yapmıştık. Şekillendirmiştik orayı biraz ama burayı biraz daha düzenleyelim istiyorum ben. Mesela şunu bir silelim, tamam mı? Buraları daha güzel hale getirelim. Bir dakika. Dekorasyon. Şimdi bir ışık verelim oraya, değil mi? Bir lazım ışık. Özellikle tapınağın içi zaten bu zaten aydınlık da burası. Böyle şey işte. Maksat. Güzellik. Güzel görünsün. Sonra şuraya verelim. Bir tane de buraya verelim. Güzel. Şimdi burayı biraz donatalım. Mesela şöyle küçük bir heykel yapalım mı acaba? Büyük mü? Ahşap yapsak. Bilge heykel. Heykel koymayalım. Şunları koymuştuk en son. Taş, kemer, böyle şeyin içine yapmışız gibi olur mu acaba? Ruinin içine. Gerçi saçma olur. Bitki. Evet. Şimdi bir tane buraya koyalım. Bir tane de buraya koyalım. Şuna bir tane buraya. Bir tane de buraya. Bir başka ağaçlardan koyalım şöyle mesela şuraya. Şunu da şuraya. Güzellesin ya orada biraz. Bu heykellerden de koyalım. Buraya bir heykel koyalım mesela. Sonra bir başka heykeli. Savaşçı heykeli var mı? Savaşçı heykelimiz buydu zaten. Burada savaşçı heykeli var bak. Bunu buraya koyalım. Çok şık durur. Bir tane de buraya koyalım onun değişiğini. Şöyle bize baksın. Tamam. Dini bir heykel koyalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Tapınağın önüne koymayın, yanlarına mı? Tapınakta zaten var bir tane. Şu bilge yerin oraya koyalım bir tane bilgelikle ilgili bir heykel. Mesela şu. Bir buraya, bir buraya. O yüzden şunun yerini değiştirmemiz lazım şimdi. Meşale. Hatta silelim onu biz oradan. Kütüphane değil ama. Meşaleyi sileceğiz. Heh. Şimdi heykeli şöyle biraz uzaklaştır. Buradan da uzaklaştır. Oraya ufak bir ışık gerekiyor. Şöyle. Bir tane de böyle. Güzel. Harika oldu. Bunu buraya koyduk. Güzel oldu bence. Şimdi buraya yönetici Hildemar atıyoruz. Buraya öncelik veriyoruz. Askerlerimiz eğitilsin. Asilzade depresyonda. Vitolyup niye depresyondasın ya? Yalnızlık çekiyormuşsun. Seni unuttuk değil mi? Karına biraz vakit geçir hadi. Şaka yapmış. Biraz daha güzelleşti. Değil mi? Domuz çiftliğimiz var. Burada. İnşaat işleri geliştireceğiz. Başka ne var? Ops, pardon. Etin birim şöyle maaşları artıralım. Şalgamın fiyatını düşürelim. Biranın kalsın sabit. Kaçak içkinin fiyatını biraz düşürelim. Ya da artsın. Etin fiyatını düşürelim 6'ya ki kalsın yiyeceklere de. Şöyle 10 yapalım hepsinin maaşını ya. Sen de biriyle vakit geçir. İldemar'la. Sen eğitim gör. Babandan al o eğitimi. Güzel, burada eğitim var. Harika. Birbirinizi fazla dövmeyin. Bak ya. Menopoz. Bu. Ne oldu yine? Tatsız şalgam. Acı veren huzur. Arzu. Huzur ne ya? Zar at hadi sen bununla biraz eğlen.
Böyle birebir ilgilenmek lazım sürekli işte. Yoksa ilişkiniz geriliyor. Fazla dışarı çıkmayın. İçeride oynayın biraz. Sonra Edinburgh avına git hadi sen Hildemar'la biraz eğlen. Ve ilişkilere bir bakalım. Bu ne? Saç evlilik çağına gelmiş. Bizim olan hala evlen şey 16 yaşında. Evlenecek gelin. Sasha ama alamıyoruz oğlan. 18 yaşına gelmeliymiş. 16 değil miydi ya orta çağda? O iş. Kız alıp verme. Şimdi şuraya bir yol yapalım çünkü burada yol yok. Böyle. Et böyle işlere saldırıyormuş. Nasıl yani? Gündüz devriyesi var orada. Nasıl saldırabiliyor? Sen niye orada duruyorsun ya? Sen oraya bakıyor musun acaba? Onun bakıcısı mı o? Hildemar'ın sözleşmesi sona eriyormuş. Eyvah. Alamıyor muyuz kendini? Bizden olsun bu artık ya. Bir gün sona eriyormuş sonra. Baya bizde kaldı ama. Ha dur tüccar. Ah gitti değil mi? Pi. Şalgam hımması var evde. Bizim karakter nasıl İrfan öğrenme arzusu var. Sana biz İrfan vermedi. Verdik çavdar tarlası öğrenmeye çalışıyorsun işte. Niye öğrenmiyorsun? Öğren. 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 Bak bu devriyeler çalışmıyor. Devriyelerde bir sorun var ya. Devriye sancağı var zaten. Ama işte bulamıyorlar yine. Yani devriye olayı biraz sıkıntı ya. Bilemiyorum ki. Çözemedim o olayı. Mesela 10'da başlıyor diyor, tamam mı? Şunların 10'da başlayacak görevi. 10 oldu. Ha burada 2 tane var. Burada 3 tane var. İyi çoğalmış. Gece devriyesi az gibi ya. Allah Allah. Garip. Neyse bir sorun çözüldü zaten gibi. Revan, senle biraz muhabbet edelim. Bir tolüp etsin. Sen vakit geçir biraz beyinle. Sen de oğlunla biraz vakit geçir. Nerede? Yok. Eğitim ver o zaman ona. Veremiyorum. Çünkü o eğitim alıyor zaten. Sen bilge sohbet. Eşinle biraz bilge sohbet yap. Pohpohlanmış. Demir yatakları. İrfan paylaşımı. Bir asilzade öldüğünde karakterler irfanını kaybeder. Bu yüzden karakterler arasında irfan paylaşımı yaparak her şeye hazırlıklı olmak gerekir. Karakterler bilge sohbetler esnasında birbirleriyle irfan paylaşımı yapar.
Otomatik olarak arkadaşları ve çocukları ile irfan paylaşırlar ama karakter menüsünden manuel olarak da bilgi sohbetler başlatabilirsin diyor. Bilgi sohbetler bu işe yarıyormuş. Okey. Burayı yükseltelim. İldemar gitme ya. Bayağı çalıştın sen. Ünvan vereyim ben sana. Dur. Nerede? Kim veriyor ünvanı ona? Heh, ünvan verdik. Güzel. Bizim oldu artık İldemar. İldemar sen ne yap biliyor musun? Bak. Zaman geçir. Kralla. Çünkü aranız artık iyi. Sen de zaman geçir İldemar'la. Un mu? Ne un? Ya, şey baya fazla oldu. Zorosil. Bu kim? Sosyalleş. Sosyalleşme evlen. Kimle? Kabrisa ile evlendiremeyiz seni şimdi bir kere. O kadar da değil. Burada niye bir kişi var mesela? Burada niye üç kişi var? Ben onu ayarlayamıyor muyum? 8 savaşçı var. 7'si mi şeyde? Bir de komşular arası anlaşmazlık var. Eyvah, Varn oraya geçmiş. Niye oraya geçtin anne, bizden de sen? Tüm Varnlar toplandık, biz burada, sen oradasın. Çok ayıp. Alet istiyor. Burada odun satıyor. Buna yine ilişkiye girdi. Burada ne var? Köle. Bunu yaparsak 50. İlişkim azalır. 5 haydut var. Tamam. Biz oraya saldıralım. Sen git. Hadi bakayım. 5, 6 hatta. Hadi bakalım. Yolla. %58. Kazanırlar herhalde. Para vermeden alalım. İlişkimiz artsın. Yani ölüm var ucunda biraz ama. Biraz değil, bayağı var. %58 şans diyordu ya. Hadi bakayım. Et yiyorsun. Tavernada artık şey gelişti de, et üretiyoruz, bayağı etimiz var. De az üretiyoruz. Ha, buradan seçebiliyor muyuz? Burada var mı aynı şey? Yok. Pi. Olsaymış iyiymiş. Hadi bakalım. Haritada savaş. Biraz savaş görelim değil mi? Siz gelin. Şöyle. Buradan atmaya başlayacak bizim okçular. Hadi bakalım. Aha, düştü bir. Erkenden düştü kafasına yetişi. Yalnız bize doğru dönüyorsun ama bize çarpıyor. Bak şurada adam. O bize saplamasın onu. Vur onu. Heh. Vur vur. Heh. Aferin. Allah düşerken vurdu bir de. Bir kişi kaldı bak, kaçmasın o. Teslim oldu. Kaçıyor mu ya? Kaçmasın. Bir kişiyi öldürmüştü. O ilk ölen kesin oydu bu arada itişen. Tamam, kölemiz var artık. Onları bir özgür bırakalım. Burada ne var? Kusmuş. Bu niye, hasta mı? Şalgam humması. Umarım bulaşıcı değildir. Şalgam humması nasıl çözüyoruz biliyor musunuz? Burada şalgam, iyi şalgam diye bir şey vardı. Knowledge vardı, bilgi irfan. Onunla çözülüyordu da. O gelmedi, almadık onu hiç. Alsak iyi olur aslında.
Bakın bire düştü. Sadece Çavdar kaldı. Herkes mutlu şu an. Ne kadar güzel değil mi? Keşke hayat da böyle kolay olsa. Ha, bu bitti. Dur o zaman, o bittiyse şöyle ticareti durdurabiliyor muyuz peki? Mesela bunu yükseltelim. Buradaki üretimi artıralım. 100 olsun. 100 üretelim biz. Çünkü bize de gerekiyor ya kaçak içki. Hatta bir tane daha yapalım ondan. Madem öyle. İşsiz var çünkü galiba. Aynen, 4 işsiz var. İçki imalathanesi bir tane daha koyalım ki buraya sorun çıkmasın. Biraz yamuk oldu sanki. Şimdi oldu. Bunu bir taşıyalım şuraya. Buna kim bakıyor? Zivosvet bakıyor. Sen de buna bak. Yükselt. Okey. Öğrenciler eğitim sürecinde öğretmenlerinin bir beceri seviyelerini aşamayacağından dolayı yüksek seviye asistanlara sahip olmak ve özel yeteneklerinden faydalanmak için yardıma ihtiyacım olacak. Komşu yerleşiklerden misafirleri yerleşkene davet et. Birçok misafir kusayüzü karşılığında ders vermeyi kabul edecektir diyor. Kusayüzü karşılığındaysa. Danaya kültürüne ait tebaan arasında nefret edilen Maka kültürünün sakinlerinin kara büyü yaptığı ve çocuk kaçırdığı dekoduları yayılıyor. 5 gün boyunca Danaya kültüründen olanlar sokakta Maka kültüründen olanlara saldırır. Devriye muhafızı saldırının kurbanlarını korur. Bizde var mı onlardan? Kaç tane var? Burada bir tane var. Kaiden var. Bunu biz tutuklayamıyor muyuz? Burada bir şey oluyor. Evet. Karavan birini yakaladı orada. Kimmiş bu? Bak hasta kadın bir de. Oha, hamile oldu hemen. Acana. Çavdar tarlası. Güzel. Öğrendik sonunda. Çavdar. O zaman dur. Evet, odun yok. Odunumuz yok ilk defa. Güzel. Oduncu lazım. O zaman şöyle yapacağız. Kereste fabrikası. Bir tane buraya koyacağız ki. Bunu biraz kenara kaydırabilirim böylece. Şöyle kaydırırsam olur mu? Yetişmiyor mu? Buraya koyarsam. Odunumun biteceği aklıma gelmezdi. Değirmen. Çavdar tarlası. Burada yer var. %74 ama buraya yapalım. Şöyle. Aynen. Bir tane daha koyalım hatta şuraya. 98 olur. Harika. İrfan. Öğrenen var. Yaz madem. Şimdi bunların bir muhabbeti yok. Sen zaman geçir eşinle. Sen... Bilgi sohbet edebiliyor musun? Evet, edebiliyorsun. Sen de ne yap? Evlenemiyorsun sen orada. Bununla zaman geçir bari. Sen de... Sen de bir şey yapma. Dur öyle. Yani ne yapalım? Buralara kim bakıyordu? İldemar. Buraya da mı Hildemar bakıyordu? Evet, sen o zaman Hildemar buraya da bakacak. Okey. Odun olayı sıkıntı. Odunun sıkıntıya düştük. Toparlarız ama. Bizim köleler ne alemde? Hepsi burada. Sen makalısın. Sen makalısın.
Sen de mi? Hepsi makalı bunların. Acınla. Tek göz. Göz kaybı. Karizma veriyor mu? Şey de öyleydi. Gelmiyor. Crusader Kings de öyle ya. Kart aldığın zaman. Sveti. Dur dur dur. Sonunda bakıyor. Güzel. Şimdi. Bir dakika. Ne yapacağız? Oduna ihtiyacımız var. Odun topluyoruz. Şunu aslında biraz alsak şu tarafa da. Şuraya koysam mesela ne olur? Oralara hiç gitmiyor bu sefer. O zaman şöyle yapacağız. Mecburen. Yani biraz olsun görüyor. Buraya gittiğinde en azından komşumuz tehlikeli de ne yapalım? Borodar niye dışarıda uyuyor Borodar? Bana bir konut. Şuraya. Nasıl öyle gidiyor? Bir tıklıyorum alt tarafı buraya ya. Hemen iman tazelemeye. Kaç? Aa, 18 yaşında oldu. Süper. O zaman evlilik var mı? Bir bakalım. Şurada Varnlı Yıldız Çayı'nda var. Evlenecek gelin. Sasha. Hildebart. Tamam, Hildemar'la evlen. Burada da varmış Maka. Evlenecek gelin Luba. Biz niye çocuğu evlendiremiyoruz ya? 19 yaşına geldi. Bak küçük Asizade bir de. Evi yok. Rahip mi yapsak? Tamam, ünvan ver. Ne oldu burada ya? Ne yaptınız zor? Heh, Borodar burada. Güzel. Dur bakayım. Sen onu geç. Evlenecek gelin Sasha. Heh, Borodar. Maka'dan alalım o gelini. Hildemar'a. Aynen böyle yapalım. Borodar'cığım sen gidiyorsun. Tamam git. Sana da iş vereceğiz ha. Öyle yok. Sen ne oldun peki? Nasıl oldun? Güzel. İkna kabiliyetin yüksekmiş. Komutan da iyi 5. En azından iyi. Çok da iyi değil ama olsun. Maka var. Domuz çiftliği. Okey. Tamam. O zaman bölümü de burada bitirelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır bu hafta için. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Videoları beğenmeyi unutmayın. Klasik duyurular. Hoşçakalın.